Öncelikle Wonderkid ne demektir onu tartışalım. Zira Barcelona 17 yaşındaki Gavi'ye sürekli 11'de yer verirken biz 27 yaşındaki Taylan ve Ozan Tufan'ın halen genç ve tecrübe kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta geleceğin Chavisi, Pogba'sı gibi lakaplar takıyoruz. Ama bu yanlış bir düşünce. Avrupa'da bir futbolcunun Wonderkid sayılması için 21 yaş ve 21 yaşın altında olması gerekiyor. Biz de bu içeriğimizde bu yaş sınırını gale aldık. Listedeki sıralama ise en yaşlıdan en gence doğru sizde yoruma potansiyeline en güvendiğiniz Türk Wonderkid'i yazarak düşüncenizi belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 21 yaş grubu Orkun Kökçü Feyenoord altyapısından çıkma olan Orkun 2018 yılı yani 17 yaşından beri Feyenoord'un 11'ine dahil olmuş biri. Bu sezon gösterdiği performans ile ise çıtayı üst seviyeye çıkaran Orkun, Hollanda liginde çıktığı 28 maçta 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Sık sık aynı oyuncusu da seçilmeyi başarıyor. Hücuma yönelik bir orta saha olan Orkun yaklaşık 2 yıldır da A milli takımımızda da düzenli seçilen isimler arasında. Avrupa'da birçok dergide geleceğin en iyi 10 numaralar arasında gösterilen Orkun'u birçok premierlik Lig kulübü de yakından takip etmekte. Pas oyununa adapte olması ve skorer olması ona zaten yakın zamanda seviye atlatacaktır. Ersin Destanoğlu UEFA'nın 2022 yılında patlama yapması beklenen wonderkid yani 21 yaş altı 40 futbolcu arasında koyduğu bir isim dersin. Yani Avrupa'daki scoutların ve futbolu ile ilgili araştırma yapanların da gözüne takılmış bir isim. 2 yıldır da Beşiktaş A takımında oynayarak büyük bir tecrübe edinme yolunda ilerliyor ki kalecilerin gelişmesi için sürekli oynaması gerek. Şu anda Ajax gibi genç futbolculara değer veren bir takımın da dahil olduğu birçok takımın kaleci transferi için aday listesinde yer almakta. 2001 doğumlu kaleciler arasında 10 milyon avro piyasa değeri ile ise en üst sırada kendisine yer bulmakta. Yunus Akgün Galatasaray altyapılı olan Yunus Akgün aslında geçmişten beri çok potansiyelli olduğu konuşulan bir isimdi. 2020 yılından beri ise Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, geçen yıl Adana Demirspor'un alt ligden çıkmasına katkı sağlarken bu yıl Süper Lig'de Demirspor'u üstlerde tutan isimler arasında yer alarak kalitesini kanıtladı. Bu yıl çıktığı 33 maçta 8 gol atarken 14'te asist yaptı. Galatasaray'a yazın geri dönecek olan Yunus, buraya altını çizerek söylüyorum. Eğer bu performansını ve oyun ritmini Galatasaray'a taşır ise Kerem'in 23 yaşında yarattığı etkiyi daha 21 yaşında yaratarak çok üst noktalara ulaş Tabi bunu Galatasaray'a taşıyabilir mi? Onu da zaman gösterecek. 20 yaş grubu Ali Akman Bursa Spor altyapısından yetişme olan Ali'yi zaten hepimiz geçtiğimiz yıl Bursa Spor'da çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 asist yapmasıyla tanımıştık. Geçtiğimiz yıl devre arasında Almanya'nın köklü ekiplerinden Frankfurt'a imza atarak Ali Bursa Spor'dan tatsız bir şekilde ayrılmıştı. Frankfurt tecrübe kazanması adına bu sezon başında onu Hollanda ekibi NAC'ye kiraladı. NAC'de çıktığı 25 maçta 6 gol atan Ali biraz beklentilerin altında kaldı. Frankfurt onu önümüzdeki yılda büyük ihtimal kiralayacaktır. Önümüzdeki yılda beklentilerin altında kalır ise işler onun adına ters işlemeye başlayabilir. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta bu yıl biraz daha düzenli forma şansı verilen Rıdvan gerek milli takımda gerekse Beşiktaş'ta aldığı süreden aslında daha fazlasını alması gerekiyor. Skora katkısı da aslında aldığı süreye göre ve bir bek olmasına rağmen oldukça iyi. Örneğin bu sezon 24 maçta yer almış, 3 gol 4 asistlik bir performans göstermiş ki bazı maçlara yedekten dahil olduğunu belirtelim. Şu sıralar İngiliz kulüplerin kendisini takip ettiği yönünde birçok söylenti var ki Fransızların zaten transfer ağında olan bir isim fiziken de güçlenirse, önümüzdeki yıllarda düzenli forma şansı bulursa adından söz ettirmemesi için hiçbir neden yok. 19 yaş grubu Doğan Alemdar Geçtiğimiz yaz Kayseri Spor'dan 3,5 milyon avro karşılığında Fransız ekibi Rene imza atan kaleci Alemdar, dünyaca ünlü marka gazetesi tarafından da en potansiyelli 11'de yer almış bir isimdi. Yani dünyada herkesin ilgi odağında bulunuyor. Son zamanlarda artık Rene de kendisine 11'de şans vermekte. Bu sezon şimdilik 11 maça çıktı ama her geçen gün maç sayısı artıyor ve performansı da oldukça verimli. Ren onu oldukça iyi fiyatlara pazarlamak istiyor. Şu an 19 yaş grubunda kaleci bazlı dünyada en değerli futbolcu konumunda. Bu arada Çeh ve Mendy, Chelsea'ye Ren kulübünden transfer oldu. Alemdar'da da böyle bir transfer bir gün karşımıza gelirse şaşırmayız artık. Enis Testan bu kış 600 bin avro karşılığında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer edilen Enis, özellikle Altınordu'da geleceğin önemli golcüsü olacak diye altyapılarda adından söz ettiren bir isimdi. Boyu 1.85, yani hava hakimiyeti açısından iyi bir boya sahip. Bitiriciliği de geçtiğimiz yıl Altınordu'da çıktığı maçlarda iyiydi. Belki PTT diye küçümseyeceksiniz ama geçen yılı 18 yaşındayken 30 maçta 14 gol, 3 asist ile tamamlamıştı. Gerçekten iyi bir performans diyebiliriz. Artık Trabzonspor'da düzenli oynayıp oynamaması geleceğini belirleyecek. 18 yaş grubu Emre Demir bu yaz itibariyle Barcelona'ya katılacak kendisi. Barcelona onun için 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kayserispor'da geçen yıl 17 yaşındayken sık sık şans alıyordu. Ama bu yıl Barcelona'ya gideceği kesinleştiğinden mi yoksa başka bir sebepten mi kendisini sağda bir türlü göremedik. Bu yüzden üstüne koydu mu koyamadığını tam bilemiyoruz. Barcelona'da ise öncelikle B takımda yer alacak. Ya da Barça farklı bir düşünce içine girip ikincilikte falan bir takıma kiralayabilir kendisini. Koskoca Barcelona skuatlarından onay almış biri. Umarız kendini geliştirir ve Barcelona A takımında kısa vadede onu izleyebiliriz. Ömer Faruk Beyaz Bu sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayıp, Stuttgart'a giden Ömer, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe altyapısında bir çocuk var diye adından sıklıkla söz ettiren biri olmuştu. Ömer sadece Türkiye'de değil, dünyada da sık sık konuşuluyordu. Bu yüzden ki Stuttgart kendisini transfer etti. Ama Stuttgart da şimdiye kadar sadece 79 dakikalık bir şans buldu. Söylentiler kulübün Ömer'in yeteneğinden memnun olduğu ama fiziki açıdan yetersiz gördükleri için ona şans vermediği yönünde. Bu arada Stuttgart düşme tehlikesi içinde. Bundan dolayı da Ömer'e pek fazla şans veremiyorlar. Ömer yetenek barındırıyor ama bu yaşlarda oynamaz ise bu yetenek körelir. Bu sebeple kendisi zaten Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Eğer Stuttgart seneye de kendisine şans vermeyecekse kiralık olarak sürekli oynatılması maddesi de eklenerek başka bir kulübe gitmesi mevcut potansiyelini koruması açısından önemli olacaktır. Yoksa körelip dibe doğru gidecektir. Ravil Tagir 16 yaşında stoper olarak Altınordu'da o sezon çıktığı 32 maçla tanıdığımız Tagir hemen o senenin yazında 17 yaşında 2 milyon avro karşılığında Başakşehir'e transfer edilmişti. O dönem 3 milyon avro gibi piyasa değerlerini de gören Tagir, potansiyel olarak da birçok Avrupa dergisinde en üst sıralarda yer verilen isimlerin arasında yer alıyordu. Başakşehir'de ilk senesinde pek şans bulamayan Tagir, bu sene başında Aykut Kocaman'ın 11'de oynattığı bir isimdi. Emre Belezdoğlu'nun takıma gelmesiyle yedeğe çekildi. Daha sonra sakatlık ve benzeri durumlar yaşadı. Fark ettiğim kadarıyla kendisi çok sık sakatlanıyor. 16-17 yaşında Juventus ve benzeri kulüpler kendisini takipteydi. Ama şu anki durumu biraz negatif yönlü. Bu yaz iyi bir kamp yiyip kendini 11 e atmalı. 2003 doğumlar arasında piyasa değeri olarak ise stoper olarak şu an dünyada ilk 5'te bulunmakta. 17 yaş grubu Arda Güler 2005 doğumlu olan Arda bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Tabi çoğu maça sonradan girdiği için oynadığı her 45 dakikada bir skora doğrudan katkı sağladı dememiz daha uygun olabilir. Arda'nın bir diğer iyi özelliği ise şu. Çok soğukkanlı ve oyun aklı cidden çok üst seviye. Şu anda 2005 doğumlar arasında piyasa değeri olarak ise 3. sırada. Altyapı hocası Bayern ve Arsenal'in kendisini takip ettiğini söylemişti ki bu büyük ihtimal doğrudur. Arda bir dahaki sene Fenerbahçe'de kalır ve direkt 11 oynar ise daha da adından söz ettirecektir. Gelecek adına Türk futbolu için de çok önemli bir yere sahip ve şu anda en potansiyelli Türk futbolcu kendisi için denilebilir bence. Emirhan İlkan Emirhan İlkan da aynı Arda gibi 17 yaşında. Onu da Önder Karaveli'nin forma şansı vermesiyle tanıdık. Attığı golle de dikkatleri üstüne topladı desek yalan olmaz. Şu anda ligde Beşiktaş'ın bir iddiası yok. Bundan dolayı aslında sürekli 11 oynatılması mantıklı bir hareket olabilir. Beşiktaş altyapısından yetişmiş bir isim. Az da olsa aldığı sürelerde bir ışık verdi. Umarız önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer alır. Yer almaz ise vaat ettiği gelecek biraz düşüşe geçebilir.